Bugün günlerden 22 Eylül Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest bilim ve teknoloji severleri 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda bir araya getirecek. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de teknoloji severleri bir araya getirecek. 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte paydaş olan Ege Üniversitesi de akademisyen ve öğrencilerden oluşan bir ekiple Teknofest'teki yerini alacak. Cumhuriyetin 100. yılını, bilimin ve teknolojinin 100 yılı yapmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, "Heyecanlıyız. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm gücümüzle bu dev organizasyonda yer alacağız. Yeni nesil teknolojilerin sergilendiği üniversitemiz standına milli ve yerli teknoloji severleri bekliyoruz." dedi. İlk defa 27 Eylül'de bizim şehrimizde, güzel İzmir'imizde İzmir'de Teknofest yapılacak Ege Üniversitesi olarak da İzmir'deki üniversitelerle, sivil toplumla, valiliğimizle e, hazırlık içerisindeyiz. Orası da bizim için bir ilk ve e, coşkulu bir Teknofest olacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen engelsiz üniversite ödülleri kapsamında 3 nişan ve 9 bayrak ödülü alan Ege Üniversitesi bayrak ve sertifikalarına kavuştu. Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilen olağan senato toplantısında düzenlenen törende Engelsiz Üniversite Nişan ve Bayrak Ödülü alan birimlere sertifikalarını Rektör Profesör Doktor Necdet Budak takdim etti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mavi, yeşil ve turuncu bayrak, Fen Fakültesi mavi bayrak Mühendislik Fakültesi Yeşil Bayrak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeşil ve Turuncu Bayrak, Biyomühendislik Bölümü Turuncu Bayrak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise Turuncu Bayrak almaya hak kazanırken, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümleri nişan aldı. Törende, engelsiz bir üniversite ekosistemini oluşturduklarını ifade eden Rektör Profesör Doktor Budak, sürdürülebilir, engelsiz model bir kampüse sahibiz dedi. Ege Üniversitesi Nottingham Trent University 2023 Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk 1000 üniversite arasına girdi. Tayvan merkezli sıralama kuruluşu Nottingham Trent University Dünya Üniversiteler Sıralaması 2023 raporunu açıkladı. Değerlendirmeye göre Ege Üniversitesi 951 bin bandına yerleşerek dünyada ilk 1000 üniversite arasına girdi. Sıralamaya giren 7 Türk Üniversitesi'nden biri olan Ege Üniversitesi, İzmir'de ise tek üniversite konumunda. Ege Üniversitesi ayrıca Ziraat Bilimleri alanında dünyada 301-350 bandında yer aldı. Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, "elde ettiğimiz başarılar Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz yolda bizlere motivasyon kaynağı oluyor. Katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. İzmir'in önemli kültür ve turizm noktalarından olan ve uluslararası platformlar tarafından da referans gösterilen Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, Türk kültür ve sanatının birçok objesini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Özgün eserlerin sergilendiği Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi'nde 2300 parça geleneksel giyim objesi, 110 adet geleneksel halk çalgısı, 265 adet takı ve aksesuarlar, 24 adet silah ve sandık ve dolaplardan oluşan 3000'in üzerinde obje sergileniyor. Balkan kültürlerini yansıtan geleneksel giysiler ve takılar 45 manken üzerinde sunuluyor. Tarihteki kültürlere dair ayrıntıları ziyaretçilere tanıtan müzede Anadolu ve Trakya geleneksel giyim kuşam sergisi, Balkan ülkeleri geleneksel giyim kuşam sergisi, düğün evi sergileri, geleneksel halk çalgıları sergisi ve zanaat atölyeleri sergisi gibi bölümler bulunuyor. Yöresel kostümlerin de yer aldığı süreli sergi salonu koleksiyonerlerin halk kültürüne yönelik eserlerini sergileme imkanı sağlıyor. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.